Kalp krizinin en önemli nedeni kandaki LDL yani kötü kolesteroldur. Aksini iddia eden meslektaşlarım olsa da dünyadaki saygın üniversitelerin, ciddi sağlık kuruluşlarının hepsi kolesterolün en önemli risk faktörü olduğunu kabul eder ve düşürülmesini tavsiye eder. Son birkaç yılda yazılı ve görsel basınımızda kolesterolün zararlı olmadığı, hayvansal besinlerin ve doymuş yağın hiçbir zararı olmadığı, hatta faydası olduğu yönünde bir kampanya yürütülüyor. Üzülerek görüyorum ki yalnız hastalar değil, bazı meslektaşlarım da kolesterolün zararsız olduğunu düşünmeye başladılar. Burada tıkanmış bir damar görüyorsunuz. Tıkanıklığını yapan bu sarı birikinti, damar dümenini tıkayan bu sarı birikinti nedir? Kolesterol. Kolesterolün damarları tıkadığı, daha birebir nasıl gösterilir bilemiyorum. Suçlu bu kadar ortadayken, damarın ortasına yerleşmiş buradan bize bakıyorken, kolesterolün hiçbir rolü yok diyebilir miyiz? Burada bir başka damar kesiti görüyorsunuz. Yine tıkanmış. Damarı tıkayan bu sarı plağın içerisinde şeker yok, ekmek yok, karbonhidrat yok. Ne var? Kolesterol var. Katili olay yerinde damarı tıkamış bir şekilde, hastayı öldürmüş bir şekilde yakalıyor. Ama esas suçlu sen değilsin, senin arkadaşın şeker diyorsunuz. Kimseye şeker veya rafine un yiyin demiyorum. Şekerin damarın tıkanmasına yardımcı olabileceğini de kabul ediyorum. Ancak cinayet mahallinde yakalanan katil şeker değil, bizatihi kolesteroldür. Kolesterol yüksekliğiyle damar tıkanıklığı arasındaki ilişkiyi gösteren binden fazla çalışma var. Bazı hastalarım kolesterol zararsızdır diyen doktorlar sizin okuduğunuz çalışmaları okumuyorlar mı diye soruyorlar. Bu meslektaşlarım kolesterol damar tıkanıklığı ilişkisini gösteren yüzlerce çalışmayı okumak yerine ilişki olmadığını ima eden, ki var böyle çalışmalar, birkaç araştırmayı görmeyi, okumayı tercih ediyorlar. Neden böyle yapıyorlar? Ünlü İngiliz bilim adamı bundan 500 yıl önce bakın ne demiş. İnsan aklı bir fikre gönülden inandığında inancını doğrulamak için her şeyden yararlanır. Karşısına sağlam kanıtlar getirildiğinde ilk varsayımının üzerindeki otoritesinin azalmaması adına keskin bir önyargıyla reddedir. Lanetler ya da kurnazlıkla konu dışına çıkar. Sevgili izleyicilerim, kolesterolünüzü görmezden gelerek, aldırmayarak kolesterol vagonundan inemezsiniz. Kolesterol yüksekliğini ciddiye alın. Damarlarınızın sağlıklı kalması için et ve süt ürünleri başta olmak üzere tüm hayvansal gıdalardan uzak durun.